Merhaba, ben Esin Kocakuş. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine pratik bir bilgiyle sizlerle birlikteyiz. En çok sorulan sorulardan bir tanesi, özellikle öncelikle bununla başlamak istiyorum. Kullandığım makasın markasıyla alakalı oluyor. Makaslarımın hepsi farklı markalara ait. Hiçbir markanın diğerinden daha iyi olduğunu düşünmüyorum. Önemli olan kaliteli bir çelik kullanılması ve kullandığınız makasların kumaş makası ise sadece kumaşta, kağıt makası ise sadece kağıtta, ip makası ise sadece ipte kullanılıyor olması. Bu şekilde kullanırsanız ve özellikle yere düşürmezseniz makaslarınızın ömrü oldukça uzun oluyor. Bugünkü asıl püf noktaya gelelim. Makaslarımız bileylenmek istediği zaman pratik şekilde nasıl bileyleyebiliriz? Bununla ilgili bir bilgi paylaşacağım sizlerle. Oldukça pratik. Diyelim ki tam iş üzerindesiniz. Kesmeniz ya da kalıp çıkarmanız gerekiyor. Makas gerekiyor ve makasınızın köreldiğini fark ettiniz ki çok sık eğer bu işin içindeyseniz neredeyse haftada bir başınıza gelecek bir olay bu. Peki bununla ani olarak kurtulmanın yolları neler? Şu şekilde bir alüminyum folyom var benim. Bildiğiniz mutfakta kullanılan alüminyum folyolardan. Bunu bu şekilde katlıyoruz. Birkaç kat olacak şekilde. Ben daha öncesinde katlamıştım. Şu şekilde katlıyoruz. Mesela şu an benim bu makasım ip bile kesmiyor, sıkıntı çıkarıyor. Nasıl bileyleyebilirim? Hemen onu göstereceğim. Bakın, makasımın her yerine gelecek şekilde şu şekilde kesiyorum. Başından sonuna kadar. Yani en gerisine de yaslıyorum. En ilerisine de yaslıyorum. Bu alüminyum folyom bitene kadar bu işlemi devam ettiriyorum. Bu sayede her kısmı bu alüminyum folyo sayesinde bileylenmiş oluyor. İpi kestikten sonraki halini de paylaşacağım sizlerle. Biraz önce makinedeyken bu sorun çıkınca hemen bu videoyla sizlere ulaşayım. Sorunu yaşayanlar varsa onlar da çözümü öğrensinler istedim. Şimdi makasımın kesip kesmediğini bu ip yardımıyla kontrol edeceğim. Tek hamlede kesmesi gerekiyor. Evet, herhangi bir sorun çıkmadan gördüğünüz gibi kesiyor. Keşke aslında başında da göstermiş olsaydım nasıl kesmediğini az önce. Bunu neredeyse haftada bir kere uygulayarak bu kadar kesici bir hale getirebilirsiniz. Mesela aynı yöntemi bu kağıt makasıyla da yapabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntısı varsa aynı şekilde en geriden başlayarak ileriye doğru alüminyum folyoyu götürerek her kısmının bileylenmesini sağlayabilirsiniz. Şu kısımlarında bazen pürüzler, bazen tırtık tırtıklıklar olabiliyor. Onların giderilmesinde oldukça yardımcı oluyor. Bir diğer yöntemden de bahsedeceğim. Eğer elinizde bu tarz bir alüminyum folyo yoksa, eğer dikiş dikiyorsanız muhakkak yanınızda bulunan bir şey. Şu makine iğneleri. Makine iğneleriyle ilgili sizlere bir sonraki videoda detaylı bilgi vereceğim. Hangi iğne hangi makineye kullanılır ya da hangi iğneleri nasıl kullanmanız gerekir? Bu tarz püf noktalar olacak o video içerisinde de. Şimdi kullandığımız ucu zarar görmüş olan ama atmadığım ve hala kullanmaya devam ettiğim bu çelik iğneden bahsedeceğim. Makinede özellikle çelik iğne kullanmalısınız. Dediğim gibi diğer videoda bunun detaylarını anlatacağım sebepleriyle birlikte. Bu çelik iğneler sayesinde eğer alüminyum folyonuz yoksa hemen alıp şu şekilde verevine denk gelecek şekilde iç kısma doğru bu şekilde bileyleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Gerçekten çok iyi sonuç veriyor. Benim en çok kullandığım yöntem bu çelik iğne yöntemi. Şu şekilde içe doğru yalnız dikkat edin daha köreltebilirsiniz. Yöntemi iyice eliniz yattıktan sonra çözebilirsiniz diye tahmin ediyorum. Çok kibar ve içe içe olacak şekilde yani bıçağın ağız kısmına zarar vermeyecek şekilde birkaç kere yapıyorsunuz. Ben şimdi kısa olarak gösterdim. Ve bu sayede makasınız gerçekten oldukça güzel kesmeye başlıyor. Biz atölyedeyken bu yöntemi
en fazla kullandığımız yöntemdi. En kullandığımız, en kullanışlı olan. Eğer varsa elinizde alüminyum folyo da gerçekten aynı etkiyi veren bir yöntem. Umarım videom sizin için faydalı olmuştur. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer paylaşırsanız etrafınızda bu beni çok mutlu eder. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.